Merhabalar bu bölümde size 90'lı yılların başındaki kupon savaşlarından bahsedeceğim. Günümüzde Instagram'da biliyorsunuz çeşitli fenomenler sizlere bir şekilde hediye vermeye çalışıyorlar. Bu hediyeler için işte arkadaşınızı tekleyin gibi böyle isteklerde bulunuyorlar. Bana da çok geliyor o teklemeler, etiketlemeler. Ben de hepsine yazıyorum eğer beni teklerseniz size hiçbir şey çıkmaz diye. Çünkü ben Hayat boyu öyle şeylerden hiçbir şey kazanamadım. Evet beni etiketlerseniz Instagram yarışmalarında hiçbir şey kazanamazsınız. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. E, ama işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Gerçekten de bir şeyler dağıtarak ederek insan toplayabiliyorsunuz. Ki orada da zaten e, arkadaşlarını rahatsız edenler aslında siz değilsiniz. O, o kişilerin arkadaşları, o şeye katılanlar, e, yarışmaya katılanlar kendi arkadaşlarını rahatsız ediyorlar. Bir şeyler hediye ederek izleyici toplamak sadece bu çağ özel bir şey değil. İşte şu an yuvarlak hesap 40 yaşında olsam ben... 80'lerin sonlarını, 90'ların başlarını hatırlıyorum. E, o zaman da gazete savaşları vardı. Aslında hiçbir farkı yok. Bugün Instagram'da, YouTube'da bir şeyler dağıtmakla o zamanki gazetelerin tiraj için bir şeyler vermesi, kupon dağıtması hemen hemen aynı şeydi. Özellikle 80'li yılların sonlarında, 90'lı yıllarında başlarında işte o civarda bir böyle kupon savaşları yaşanırdı. Çünkü hiçbir şey yok. İnternet yok. Bugünküyle kıyas kabul etmez. İnternet diye bir şey var da hayatımıza henüz o kadar girmemiş durumda. Zaten girse ne olacak? Nasıl kullanacaksınız? Bilgisayar lazım onun için. E, bilgisayar da yok e, kimsede. O yüzden internete yok varsayabilirsiniz. E, televizyon diyorsunuz. Özel televizyonlar yeni yeni başlıyor. Radyolar yine öyle. O yüzden gazetelerin ve dergilerin çok sattığı dönemler. Gerçi çok sattığı dönemlerde de Türkiye'nin nüfusuna oranlarsanız hani acaba yine çok sat, satıyor diyebilir miyiz? O başka bir tartışma konusu ama bugünlere göre gazeteler çok önemli, dergiler çok önemli. İşte Milliyet Hürriyet sabah arasında müthiş bir rekabet var. Bugünkü gazeteleri düşünmeyin. Bugün hala ismen ve şeklen o gazetelermiş gibi gözükse de onlar artık alakası yok benim bahsettiğim dönemde şimdikilerin arasında. O zamanlar bunlar trash için deli gibi mücadele ediyorlar. Ve ilk cinliği kim uydurdu buldu bilmiyorum ama diyorlar ki bir şeyler verir, verirsek insanlar bizim gazetemizi alırlar. Önce çok masum başladı bu. Ansiklopedi verdiler. İşte birisi meydanlar Rus veriyorsa diğeri Ana Britanika verirdi. Bunların tabii böyle televizyonda reklamları da Kupon karşılığı alıyorsunuz. E bazen bazı gazeteler hani kuponsuz da bir şeyler verdikleri olurlar, olurdu. işte. yani işte gazete şunu yanında bedava veriyoruz ama şimdi 15 ciltlik bir böyle bir ansiklopedi setinden bahsediyoruz. Bunun için size e, aylar boyunca kimi zaman kupon biriktiriyorlar, biriktirtiyorlardı. Bazen de hatta mega süpo, süper kupon adı adında böyle tek bir kupon ama işte 10 kupon yerine geçiyor. Böyle şeyler de yaparlardı. Yani çünkü bir kere kaçırırsan sonra tekrar bulamayacaksın o kuponu. Arada bir böyle kaçıranlar için kupon verirlerdi. Finalde de işte bizim bu ileride mahallede yukarıda mesela yay sat bayi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gidilirdi onlar. Kuponlar teslim edilirdi. Karşılığında da ansiklopediler alınırdı. Yani şöyle diyeyim o ansiklopediler gerçekten okunsaydı ya da bir işe yarasaydı şu an hani sırf o dönemde Türkiye'nin eğitim seviyesinde böyle bir gözle görülür bir zıplama olması gerekiyordu. Ama ben size söyleyeyim onların ne olduğunu. Çoğu takoz oldu. Mesela ben benimkini hatırlıyorum. Benim yattığım odada o zaman küçüğüm tabii. Bizim ev sobalı, odun sobasından bahsediyorum. Orada da bir tane çekyat var. Ben orada yatmaya başlamıştım kışları. Fakat çekyat bugünkü çekyattan değil. Böyle dışarıya çıkan bir mekanizması var tahtadan. Sonra da işte sırt dayandığımız yeri oraya el yordamıyla yerleştiriyoruz. Otomatik bir şey değil. Onun da ayağı hem sürtünmeden hem de ben üstüne yattığım için yam olmuş. Yani bir gece yataktan düşmüştüm. Hani hatırlıyorum. Ertesi gün babam bir hesap yaptı. Hemen dışarıya çıkan mekanizmayı ayakta tutmak için kaç tane ansiklopedi gerekir diye i̇şte diyelim ki 6. Onları bağladı, tek bir tane böyle bir ayak haline getirdi. Biz onu her gece çek yatağı o ansiklopedilerin üzerine koyardık. Onlardan iki tane yaptığınız zaman üstüne de bir de tahta attığınız zaman raf olurdu. O rafı da mesela mutfakta kullanıyorduk, mutfak, mutfak rafında kullanıyorduk. Çünkü çok sağlam oluyordu. Hani açıp okuduğumuz, benim zaten kendi ansiklopedilerim vardı. Çoğu evde de emin olun bu şekilde kullanıldı. Sonra işte bir kısmı çöpe atıldı ben gözümle gördüm. E, milletin çöpe attığını işte biz okullara verdik. O şekilde pek bir işe yaramadan gitti. Tabii 90'ların sonuna doğru işte 2000'lere doğru internet başlayınca zaten ansiklopedi devri sona erdi. Artık internetten bir şeyler aranmaya başlamıştı. Ama o dönemde işte evlerin hepsine bir çeşit, bir çeşit ansiklopedi mutlaka girdi. Hem de set set girdi öyle bir iki tane değil sözlükleri falan hiç saymıyorum bile. Artık şey yetmemeye başladı. Yani Herkes ansiklopedi verdi. Artık verecek ansiklopedi kalmadı. Dediler ki biz elektronik eşya verelim. Tencere, tava verelim. Biz hatta düdüklü tencere almıştık. Fisler marka. Onu hatırlıyorum. Çok uzun yıllar kullandık. Bazılarının bu gazeteler için özel imal edildiğini düşünüyorum. Mesela belki şunu hatırlayanlar olur. Hangi gazete verdik? Gerçekten hatırlamıyorum. Bu bir tabak. Bu böyle full bir set aslında. Tabaklar var. Bardaklar var. Bu enteresan bir şey. Bu mesela kırıldığı zaman mavi Bembeyaz oluyor. Akıyor gidiyor içindeki rengi. E, ne Neyse artık şeyi. İçindeki maddesi, özelliği bilmiyorum. Müzik setleri verdiler. Ki orada da en meşhuru Sabah Gazetesi'dir. Ee, Sabah Gazetesi bir müzik seti verdi. Reklamlarında da hani çok dikkatli bakılınca aslında anlaşılıyordu ama. Yani gerçekten abartmıyorum. El kadar bir müzik seti geldi ki müzik seti denmez ona yine. Yani. Küçük mini müzik seti. Çok da bir büyük tepki çektiler. Sonra yanılmıyorsam gerçek bir tanesi için yeniden kampanya yapıldı. Yeniden alındı. Ee, bunun gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler olmaya başladı. Ee, gazeteler ne vereceklerini şaşırdılar. Bir ara yasaklandı promosyon verilmesi. Hemen bizimkiler çaresini buldular. Sen müzik setini verip yanında gazete veriyoruz diye tersine çevirdiler. O da yasaklandı sonuçta ve bitti o iş. Artık öyle şeyler yap yapamıyorlar. Arada masum şeyler de oluyordu. Böyle kuponla değil de günlük verilen. Mesela kartondan bir şeyler. Evler. Ben ben de hatırlıyorum. Anıt kabir bile vardı kartondan. Hatta ben içine onun Atatürk yapmıştım. Bir tane mini mekanik askerim vardı. Onu kanoya yatırdım. E, onu e, mezar oldu ona. Üstüne de Türk bayrağı çizip koymuştum. Sonra da onu anıt kabirin içine koydum. Öyle durdu yıllarca. Uzay gemileri verdiler. Kartondan e, Simoviç verdiler. Rıdvan Dilmen verdiler. O zamanın ünlü kişilerin ya posteri veriliyordu genellikle ya da işte böyle kesiyordunuz onu imzalı bir tane böyle tut Şehz Smiovic top tutuyor. İşte Rıdvan Dilmen, Şeytan Rıdvan o zamanlar onun kartondan maketi. Biraz daha kompleks maketler de vardı. Ben şeyi hatırlıyorum, hiç unutmam. Güneş gazetesi uzay gemisi veriyordu. Ben özel TV'lerden önce, onlar yayınlamaya başlamadan önce bir sürü şeyi kasetten izlemiştim filmi. Star Trek'i o şekilde izlemiştim. Sinemaya da gitmiyordum. Küçüktüm o zamanlar. İşte Güneş gazetesi şey veriyordu. Bir tane uzay gemisi veriyordu. Klingonların Bird of Prey'ine benzetmiştim o zamanlar. Ee, hemen bizimkilere Güneş gazetesi aldırmıştım o gün. Ve ben o reklamı yıllar sonra buldum. Vereceğim şimdi ekranlara. O, o tip işte bir sürü maketim vardı. Onların sonu akıbeti hep hiç değişmedi. Çünkü bizim ev odun sobalı olduğu için daha önce söylemiştim. Babam onları bir süre sonra işte eğilip bükülüyordu onlar. Tabii oynuyordum ben onlarla artık hani tamir edilemeyecek boyuta gelince sobada yanıyorlardı. Onlardan en ilginci de kartondan Naim Süleymanoğlu'ydu. Bunu iki sene önce yanılmıyorsam bizim Levent abi gündemlerin birinde kendi söyledi. Ben unutmuştum. Tabi ben bulamadım o gündemi çünkü o hani bir konu değil. Hani laf lafı açınca oraya gelmiştir ama işte bulursanız eğer yanınızdan birisi benim o e, daha sonra Levent abinin kartondan Naim Süleymanoğlu dediği yeri bulursa söylesin. Hemen bunun altına koyayım. Ben o günden sonra onu kafaya taktım. Ben dedim bu e, Naim Süleymanoğlu'nu bulacağım. Araç aradım pek bulamadım. E, tabi bu maketlerin full yapılmış hallerinin bugüne kadar kalmış olması çok zor. Kinayip Süleymanoğlu 88'deydi. E, dünya rekorunu kırdığında televizyondan izlemiştik. İşte maketi de o sene çıksa mümkün değil bu sene. Yani ö, ö, bu, bu yıllara kalması sağlam bir maketinin. Ama karton olduğu için belki birileri bir kopyasını e, yapılmamış halini saklamıştır diye bekledim. En sonunda işte tesadüf bu videoya denk geldi. Bir tane buldum. Birisi hakikaten onun. O kağıdını saklamış, fotokopisini çıkarmış ve e, satıyordu. Ben de hemen aldım. İşte kartondan Naim Süleymanoğlu. Bunun yapılışından biraz size bahsedeceğim. Şimdi üstünde bunu Hürriyet vermiş. zamanda. işte ben bunun orijinalini yaptım. Bu satan kişi ama tabi kopyasını çıkardığı için bu orijinal kartonu değil. Ben de o bana gelen kopyasının kopyasını çıkarttım. E, Skenerden taratıp bu da o zaten aldığımın kalitesi, yani renk kalitesi biraz daha iyi. Ben bunun orijinalini yapmıştım küçükken. O yüzden hatırlıyorum. Benim hatırladığım bundan biraz daha büyük olduğu şeklindeydi ama kendim ufak olduğum için o zaman hatırladığım şeyler aslında hani büyük dediğim şeyler sonra küçük çıkıyor. O yüzden çok da iddialı konuşmayacağım. Üstünde işte koparma, silkme, total burada şeyleri yazıyor. Rekorları yazıyor. Kaldırdığı değerler yazıyor. Yanında da hürriyet okurlarına sevgilerimle, sevgilerle Naim Süleymanoğlu yazıyor. Altında imzası var. Bunun işte standı var. Şöyle koyayım. Arkasında ayakları var. Böyle koyuyorsunuz. Duruyor. Bunlar da ağırlıkları. Bu ağırlıkları yapmak ölüm zaten. Çok da güzel olmadı. O zaman da aynı şekilde zorlanmıştım. Şimdi de değişmemiş bir şey. Yaparken oldukça zorlandım. Yuvarlak şekilde hem kesmesi dert hem onları yapıştırmak dert. Bunun içine dişli gibi bunun parçaları. Geri kalanı kolay sadece kesiyorsunuz. Çıkartıyorsunuz kartonun içinden. Şöyle arkasını da göstereyim. Ben biraz güçlendirme de yaptım. Kartondan Naim Süleymanoğlu bu işte. Bunun gibi bir sürü az önce bahsettiğim o kartondan Simovic, kartondan Şeytan Rıdvan gibi şeyler işte buna benziyordu. Tabii ki işte Naim Süleymanoğlu o zamanlar halk kahramanı yani şu anda da öyle de o gün o zaman işte bu ağırlığı kaldırdığında biz canlı izlemiştik ben küçüktüm. Onu hatırlıyorum ona rağmen hepimiz televizyonun karşısında izlemiştik dünya rekorunu kırdığında ve e, altın madalyayı getirdik. Sonra da devam etti zaten. Hem rekor kırmaya devam etti. Hem kendi rekorlarını tutmaya devam etti. Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle de. İşte biraz da tesadüf eseri buldum. Bu o, o zamanların işte kuponla alınmayan günlük yanında gazetelerin verilen paketlerinden e, bir tanesiydi. Diğerleri de e, karşıma çıkarsa böyle alıp arşivleyeceğim. Yapmak zorunda değilim de en azından böyle bir fotokopisi elimde bulunsun istiyorum. Naim Süleymanoğlu üzerinden 90'lı yılların 80'li 90'lı yılların çılgın dönemini anlatmış oldum. Bulabildiğim video örnekleriyle bunların hepsi YouTube'da var da bu dönemi hatırlıyorsanız bir ankette hatırlıyorum ya da hatırlamıyorum diye ya da yaşadım yaşamadım diye oradan işaretleyin. Bu tip videoların da çoğalması için katıldan bana destek olabilirsiniz. Ya da sadece abone olabilirsiniz. Haberdar olmak için çana tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.